Selam dostlar. Bugün de KPSS orta öğretimde çıkmış tarih sorularını cevaplandıracağız. Hangi tarihte çıktı? Sağ üst köşede yazıyor. Hemen başlayalım. Osmanlı Devleti'nin genellikle Hristiyan ailelerin erkek çocukları asker ve devlet adamı olarak yetiştirmek üzere uyguladığı sistem aşağıdakilerden hangisidir demiş. A seçeneğinde lonca demiş. Arkadaşlar lonca aynı bölgede yaşayan esnafın örgütlenerek kurduğu meslek organizasyonuna verilen isimdir. Ayrıca loncalar üretim ve iş gücünün düzenlenmesinde önemli görevler üstlenmiştir. O yüzden A'yı almıyoruz. İltizam. İltizam devlet gelirlerinin bir bölümünün belli bir bedel karşılığında kişilere devredilerek toplanması yöntemine deniyordu. Bunu da almıyoruz. C seçeneğinde devşirme demiş. Arkadaşlar devşirme Hristiyan ailelerin erkek çocuklarını asker ve devlet adamı yetiştirmek üzere alınmasıydı. Burada zaten onu sormuş. Cevabımız C olacak. Biz yine de diğer şıklara da bakalım. Tımar demiş. Tımar devlete sağlanan tanımlanmış bir hizmet karşılığında ücret olarak toprak tahsis edilmesiydi. Ayrıca tımarlı sipahi yetiştirilmesine de yardımcı oluyordu. O yüzden bunu da almayacaktık. E ocaklık demiş. Arkadaşlar ocaklık toprağın kullanım hakkının belirli bir aileye bırakılmasıdır. Bunu da almıyorduk. Cevabımız C olacak. Hemen geçelim diğer soruya. Osmanlı Devleti'nin 16. yüzyılda Avrupa'daki siyasi mücadelelerden faydalanmak için ticari ayrıcalıklar verdiği ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar cevap Fransa'dır. Kanuni Sultan Süleyman zamanında verilmiştir. Ticari ayrıcalıklar amaç Akdeniz ticaretini korumak ve Hristiyan birliğini bozmaktı. 16. yüzyılda bir ticari ayrıcalık daha verilmişti. Sokulu Mehmet Paşa zamanında o da İngiltere'ydi. Fakat burada ilk devlet hangisidir diyor. O yüzden Fransa olacak. Hemen geçelim diğer soruya. Osmanlı Devleti'nde görülen yukarıdaki isyanlardan hangileri yenilik hareketlerine tepki olarak ortaya çıkmıştır diyor. Bir patronu Halil isyan diyor. Arkadaşlar patronu Halil isyanı Lale Devri'nin sona ermesine sebep olmuştur. Lale Devri'ndeki yeniliklere ve israfa karşı çıkmış bir isyandır. O yüzden bunu alıyoruz. İki Mehmet Ali Paşa isyan demiş. Arkadaşlar Mehmet Ali Paşa kimdi? Mısır valisi Kavalalı Mehmet'ti. Osmanlı'nın iç meselesi iken dış meselesi haline gelmiş bir isyandır. Fakat yeniliklere karşı çıkmış bir isyan değildir. O yüzden bunu almıyoruz. 3. Kabakçı Mustafa isyan demiş. Arkadaşlar Kabakçı Mustafa isyanı 3. Selim'in yeniliklere karşı çıkmış bir isyandır. 3. Selim bu isyan sonucu tahttan indirilmiştir. O yüzden cevabımız 1 ve 3 olacak. C seçeneğinde 1 ve 3 var. Cevap C seçeneği 2018 yılında gelmiş bir soru. Hemen geçelim diğer soruya. Biz Batılılar ne yaptıysa aynısını yapmak değil, nasıl yaptılarsa öyle yapmak istiyoruz. Atatürk döneminin tanıklarından olup Türk Tarih Kurumu'nun başkanlığını da yapan Hasan Cemil Çambil'in bu sözünden hareketle Türk inkılabının batılı modelden almayı hedeflediği temel unsur aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Şuradaki cümleyi dikkatli okursak biz Batılılar ne yaptılarsa aynısını yapmak değil, nasıl yaptılarsa öyle yapmak istiyoruz diyor. Yani yöntemini bilmek istiyoruz diyor. O yüzden cevabımız A seçeneği. Kolay bir soru. 2016 yılında gelmiş. Hemen geçelim diğer soruya. Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında meydana gelen Malazgirt Savaşı'nın durumlarından hangilerine zemin hazırladığı söylenebilir demiş. Bir de Haç seferlerinin sona ermesi demiş. Arkadaşlar Malazgirt seferinden sonra Bizans ilk defa Papa'dan yardım isteyecek ve Haçlı zihniyetinin oluşmasına zemin hazırlayacaktı. O yüzden bu söylenemez. 2. Türklerin Anadolu'ya yerleşme yolunun açılması. Evet, Malazgirt'te zaferinden sonra zaten Anadolu'nun kapıları Türklere açılmıştı. Bunu alacağız. 3. Türk İslam kültürünün Anadolu'ya yayılmaya başlanması. Evet, Türkler Anadolu'ya geldikten sonra buraya eserlerini bırakmışlardır. 2 ve 3 olacak cevabımız. Şıklarda da D seçeneğinde var. Hemen geçelim diğer soruya. Osmanlı Devleti Avrupa başkentlerindeki ilk daimi elçiliklerini aşağıdaki padişahların hangisi döneminde açmaya başlamıştır demiş. Arkadaşlar ilk daimi elçilikler 3. Selim döneminde görülür. İlk daimi elçimiz Londra'da açılmıştır. İlk daimi elçimizin adı da Yusuf Agi Efendi'dir. Avrupa'da daimi elçilikle açmamızın sebebi ise Avrupa'daki gelişmeleri yakından takip etmek içindi. O yüzden cevabımız C seçeneği 3. Selim olacak. Hemen geçelim diğer bir soruya. Aşağıdakilerden hangisi 18 Ekim 1912'de imzalanan Uşa Antlaşması'nın sonuçlarından biridir diyor. Arkadaşlar biz Uşa Antlaşması'nı İtalya ile imzalamıştık. A seçeneğinde de Trablusgarp ve Bingazi'nin İtalya'ya bırakılması diyor. O yüzden cevabımız A seçeneği olacak. Hemen geçelim diğer bir soruya.
Atatürk döneminde Cumhuriyet'in temel niteliklerinden olan sosyal devlet ilkesinin halk sağlığı alanındaki etkinliğini aşağıdaki kurumlardan hangisi örnek olarak gösterilebilir demiş. Arkadaşlar cevabımız Hıfz-ı Sıha Enstitüsü olacak. Çünkü zaten Hıfz-ı Sıha kelime anlamı olarak sağlıklı yaşamak için alınması gereken önlemlerin tümüydü. 27 Mayıs 1928'de Refik Saydam Hıfz-ı Sıha Enstitüsü adı altında kurulmuş bir enstitüdür. O yüzden cevabımız A seçeneği olacak. Biz yine de diğer şıklara da bakalım. Reji İdaresi demiş. Arkadaşlar Reji İdaresi vergi toplamak ile yükümlülükleri vardı. Bunu da almayacaktık. Köy enstitüleri demiş. Arkadaşlar köy enstitülerinin açılmasının sebebi Türkiye'de ilkokul öğretmeni yetiştirmek için açılmıştı. 17 Nisan 1920'de ki bir amacıydı bu. İlkokul öğretmeni açma amacı. Bakalım diğer şıklara. Sümerbank demiş. Sümerbank zaten bankadır. Bunu almıyoruz. Türk Tayyare Cemiyeti demiş. Arkadaşlar Türk Tayyare Cemiyeti bugünkü Türk Hava Kurumu'dur. Bunu da almıyoruz. Cevabımız A seçeneği olacak. Hemen geçelim diğer soruya. Yeni Türk Devleti'nin adının verilmesini sağlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle beraber devletin adı ve yönetim şekli belli olmuştur. Cevabımız C seçeneği olacak. Şeyle karıştırılmasın. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla karıştırılmasın. Cevap C seçeneği olacak. 2018 yılında gelmiş bir KPSS sorusu bu da. Hemen geçelim. Diğer bir soruya. 1058 yılında Abbas halifesinin Tuğrul Bey'e Doğu'nun ve Batı'nın sultanı unvanını vermesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar cevabımız Şii Büyüğeylerin Bağdat'taki hakimiyetlerine son vermesi olacak. Çünkü Şii Büyüğeylerin Bağdat'taki hakimiyetine son vererek Büyük Selçuklu Devleti'nin halifeliğin Büyük Selçuklu Devleti halifeliğin koruyuculuğunu üstlenmiştir. Tuğrul Bey sayesinde. Halifenin siyasi yetkilerini halife siyasi yetkilerini de Tuğrul Bey'e bırakmıştır. Tuğrul Bey dini yönden halifeye bağlı kalmıştır. O yüzden cevabımız A seçeneği olacak. Hemen geçelim diğer bir soruya. Sivas Kongresi'nin Erzurum Kongresi'ne göre daha az delegeyle toplanmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. Dikkat edelim arkadaşlar. Yoktur diyor. Ayrıca 2006 yılında gelmiş bir soru. Şıklara bakalım. Güvenlik endişesi demiş. Bu vardır arkadaşlar. O yıllarda İtilaf Devletleri güvenliği kontrol altına almıştı. Bu yüzden delegeler de endişe duyuyorlardı. O yüzden cevabımız bu olmayacak. B seçeneği maddi imkansızlıklar demiş. Evet, delegelerin maddi imkansızlıkları vardı. Bu yüzden kongreye gelemiyorlardı. Batı Anadolu'da kongrelerin toplanması. Bu da vardır arkadaşlar. Batı Anadolu'da kongreler toplanıyordu. O yüzden gelemeyenler oluyordu. Bunu da almayacağız. Erzurum Kongresi'nin başarısız olması diyor. Arkadaşlar Erzurum Kongresi başarısız bir kongre değildir. Çünkü Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar neydi? Vatanın bir bütün olduğu, her türlü işgaller karşısında milletin kendini savunacağı, manda ve himayenin kabul edilemeyeceği ilk defa bu kongrelerde dile gelmiştir. Bu başarılı bir kongredir. O yüzden bunu almayacağız. Hangisi yoktur diyor. Diğer soruya geçelim. İrade cihet hazinesinin oluşturulmasına neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar irade cihet hazinesi Nizami Cedid ordusunun kurulması için oluşturulmuş bir hazineydi. 3. Selim zamanında kurulmuştu. Nizami Cedid ordusu neydi? Batı tarzında kurulan ilk kara ordusuydu. O yüzden cevabımız Nizami Cedid ordusunun kurulması olacak. D seçeneği. Bu da 2006 KPSS'de gelmiş bir sorudur. Geçelim diğer bir soruya. 16-25 Ağustos 1919 tarihinde toplanan Alaşehir Kongresi'nde Yunan zulmüne karşı mücadeleye devam edileceği vurgulandıktan sonra saltanat makamına bağlı olunduğu bölgenin ve ülkenin kurtarılmasının amaçlandığı açıklanmıştır. Buna göre Alaşehir Kongresi ile ilgili çıkarımlardan hangilerine varılabilir demiş. Bir, Osmanlı yönetimine karşı olunduğuna. Arkadaşlar burada Osmanlı yönetimine karşı olunduğuna dair bir yazı bulunmuyor. Saltanat makamına bağlı olunacağı iddia ediliyor. İki, bağımsızlık vurgusunun yapıldığına. Evet, kurtarılmasının amaçlandığı diyor. Bölgenin ve ülkenin kurtarılmasının amaçlandığı. Burada bağımsızlık vurgusu yapılmıştır. Milli egemenliğin amaçlandığına. Arkadaşlar milli egemenlik burada amaçlanmamıştır. Milletin egemen olması burada dile gelmemiştir. Erzurum Kongresi'nde dile gelmiştir. O yüzden buradaki yorumlardan 1 ve 2 çıkartılabilir.
Cevabımız 1 ve 2'nin olduğu şık, yani B seçeneği olacak. Geçelim diğer soruya. İtilaf Devletleri'nin Mudanya Ateşkes Anlaşması'ndan sonra yapılacak barış görüşmelerini Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ile İstanbul hükümetlerini birlikte davet etmeleri aşağıdakilerden hangisini gerekçe oluşturmuştur diyor. Arkadaşlar bu saltanatın kaldırılması olacak. Bizi daha önce de Londra konferansına Osmanlı hükümeti ile beraber çağırmışlardı. Orada zaten bir sorun oluşmuştu. Aynı şekilde Mudanya Ateşkes Anlaşması'nda da İstanbul hükümetini çağırdılar. Biz de burada saltanatın kaldırarak buna son verdik. Cevabımız A seçeneği olacak. Geçelim diğer bir soruya. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaklaşık 27 yıl süren iktidarı aşağıdaki siyasi partilerin hangisinin seçimi kazanmasıyla son bulmuştur diyor. Arkadaşlar bu sorunun cevabı Demokrat Parti olacak. Çünkü Demokrat Parti 14 Mayıs 1950 yılında iktidara gelmiştir. Demokrat Parti'nin kurucuları kimdi? Adnan Menderes, Celal Bayar, Mehmet Fuat Köprülü ve Vefik Koraltan'dır. 1952 yılında da Demokrat Parti zamanında NATO'ya üyeliğimiz onaylanmıştır arkadaşlar. O yüzden cevabımız C seçeneği olacak.